aradan sonra tekrar kadın grup toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Aslında bu toplantımızda sevgili Figen Yüksekdağ'ın hitap etmesini isterdik sizlere. Ancak bildiğiniz gibi hukuka aykırı biçimde Figen Yüksekdağ ve Nursel Aydoğan arkadaşlarımızın vekilliği düşürüldü ve Figen Yüksekdağ halen tutuklu. Yıllarca emeğimiz bizim, kimliğimiz bizim, bedenimiz bizim, kadınlar dayanışmaya dediğimiz gibi bugün de asla bir kişi daha eksilmeyeceğiz diyoruz. Bugün ne mutlu ki partimiz İstanbul ve Ankara il örgütlerimizden birçok kadın bizlerle birlikte. Kadın dayanışmasının gücüyle ve dünyayı değiştireceğimize olan inancımızla hepinizi selamlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün 16 Mayıs, 16 Nisan referandumundan bir ay geçti ve yine herkesi bu meşru olmayan referandum sonuçlarına karşı tıpkı ilk günkü gibi ses çıkarmaya devam etmeye çağırıyoruz. Çerkez Konfederasyonları temsilcileri aramızda olması lazım. Ama onlar gecikmişler sanıyorum. Ama yine de onların şahsında Çerkez halkı biliyorsunuz 151 yıl önce Çarlık Rusyası tarafından yurtlarından sürülüp dünyanın dört bir yanına dağılmak zorunda kaldı. Ve sürgünde binlerce Çerkez hayatını kaybetti. Kafkasya halklarından Çerkez halkının acılarını da unutmuyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Kadın Meclisi sözcümüz Ağrı Milletvekilimiz Dilan Dirayet Taşdemir'i kürsüye davet ediyoruz. Sevgili kadınlar, değerli bir kez daha sizleri saygıyla selamlıyorum. Uzun bir aradan sonra yine kadın grubu olarak bir aradayız. Onun da onurunu, gururunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Yine bugün burada İstanbul'dan ve Ankara'dan gelen annelerimiz var. Onlara da bir kez daha hoş geldin demek istiyorum. İro, İstanbul'e, o ve Ankara, dayıki me heyecan nav medane, em sernavi meclis ajinan, sernavi meclis grup ajinan, ve hemi aran de bejim hun, bekhir hatine, ser çavan, ser seran rahatine. Ve coşa ve emgelleki serbilindin, embaverin hunci ve kefhaşi bimera, Parve dikin. Hevalin delal prasti anha dinameda hevala me heja berdefka meclisa me brez besime gonca anha dinameda ne ez yoraj dibijim tıp khair hati. Aralık gecesi meclis çalışmasını yürütürken genel kurul çıkışı meclisin kapısında gözaltına alınan bir hukuksuzluk sonucu tutuklanan Siirt milletvekilimiz yine kadın meclis sözcümüz Besime Konca burada. Ona da bir kez daha geldiği için bizimle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum. Bizler bir son dönemlerde özellikle bir hukuk garabetiyle karşı karşıyayız. Önce yakala, tutukla, sonra bırakma şeklinde tezahür eden bir hukuk oyunuyla karşı karşıyayız. Bizler kadınlar olarak elbette ki bu hukuksuzluğun nereden kaynaklandığını
neye karşı bu hukuksuzluğun geliştirilmeye çalışıldığını çok iyi biliyoruz. Özellikle 7 Haziran'dan sonra bu ülkede bir değişim yaşandı. Yüzyıllık inkarcı, asimilasyoncu, yok sayıcı bir maske yerle bir edildi. Aslında bu maskeyi bir kez daha yüzüne geçirmek isteyenler öncelikle partimize karşı, partimizin kadın çizgisine karşı bir yok etme, bir tasfiye etme operasyonu geliştirdi. 4 Kasım'la birlikte gelişen bu tasfiye operasyonlarında öncelikle kadınlar hedef alındı. Biz kadınların neden hedef alındığını çok iyi biliyoruz. Çünkü onlar da biliyorlar ki kadınların örgütlü olduğu yerde, kadınların özgürlük mücadelesi verdiği yerde öyle kolay tek adam rejimlerini inşa edemezler. Biz bunu aslında 16 Nisan'da hayırlarımızla, itirazlarımızla bir kez daha gösterdik. Onlara inat, onlar istesin istemesin bu ülke demokratikleşecek ve kadınlar kendileriyle birlikte bu ülkeyi özgürleştirecek, kadınlar özgürleşecek. Onların kaygısı, korkusu aslında tam da kadınların bu dönüştürücü gücünedir. Bu güçten duydukları kaygı ve korku bu hukuksuzluğu yaşatmalarının da nedenidir. Ama bizler biliyoruz ki bu hukuksuzluğu yaratanlar, yaşatanlar tarihte kara leke olarak yerini alacaklardır. Bizim alnı dik, başı dik, onurlu mücadelemiz ise bir kez daha bu halka, kadınlara, inançlara ve farklılıklara mal olacaktır. Onun için de biz, onlar tutuklasa da, cezaevine de atsa, sesimizi, sözümüzü olduğumuz her yerde, dört duvar arasında da, meydanda da, sokakta da, bu salonda da, bu kürsüde de ifade etmeye devam edeceğiz. Onun için aslında tam da burada konuşması gereken kişi sevgili Besime Konca'dır. Ben sözü uzatmadan sözümü ona devretmek istiyorum. Besime'yi buraya davet etmek istiyorum. Etmeden önce bu kürsüde bir kez daha şu an cezaevlerinde olan, bizi izlemekte olan başta eş genel başkanlarımız Sayın Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'a, yine milletvekillerimiz Çağlar Demirel, Serma Irmak, Gürsel Yıldırım, Burcu Çelik, İdris Baluken, Ferhat Encü ve Abdullah Zeydan'a, yine cezaevinde olan Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Sabaha Tüncel'e, belediye eş başkanımız Gülten Kışan'a, Ferrah Diba, Mukaddes Kübla inşasında direnen, mücadele eden tüm kadınlara binlerce selam olsun. Onlara da kadınlar olarak sözümüz olsun. İnadına kadın mücadelesini yükselteceğiz. İnadına HDP Kadın Partisi olacak. İnadına hep birlikte özgürleşeceğiz. Tekrardan sizleri saygıyla selamlıyorum. Söz hakkını Besime Konca'ya bırakıyorum. Değerli basın emekçileri ve sevgili kadın yoldaşlar, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 4 aylık bir ayrılık süreci yaşadık. Ama yine aranızdayım. Bunun geçici bir süreç olduğuna inanıyorum. İçişleri Bakanı bize dedi ki, biz onlara 4 duvar vermişiz. Cinsiyetçi, saldırgan bir tutumla suç işleyerek kendilerinin aslında bizi cezaevine gönderdiğini, hukukun değil, yargının değil, savcıların değil, hükümetin doğrudan kararıyla gönderildiğimizi İçişleri Bakanı zaten açıkladı. Ama bu parlamento, bu meclis de 4 duvardır. Eğer bu 4 duvarda bu kadar önemsedikleri bir ulusun, bir halkın, halkların iradesi olarak tanımladıkları meclis de 4 duvardan oluşuyorsa ve burada özgürlük için, demokrasi için,
hukuk için, adalet için siyaset üretilmiyorsa, yasalar çıkarılmıyorsa, bu parlamentoda, bu mecliste, Türkiye'nin bütün dört duvarlarının olduğu alanlarda hapishanedir, zindandır. Onun için biz hangi yaklaşımda olursa olsun, hükümetin ya da başkalarının hangi hesapları üzerine olursa olsun, bizi cezaevine koymak, bizi tutuklamak Türkiye'yi hiçbir biçimde demokratikleştirmeyecek. Türkiye'de hukuku geliştirmeyecek. Tam tersine biz bütün bu hukuksuzluklara rağmen mahkemelerin karşısına çıktığımızda kendimizi değil, hukuku hakimlere, savcılara hatırlatmak zorunda kaldık. Hakimler, savcılar karşısında Türkiye'nin hukukunu, Türkiye'nin anayasasını, ki 12 Eylül faşizm anayasası olduğu halde biz bu anayasayı bu mahkemelere, yargıçlara hatırlatmak zorunda kaldık. Kendimizi savunamadık, savunmadık. Çünkü biz Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından yıllardır mücadele eden, yıllardır bedel ödeyen, yıllardır Kürt halkı, Türkiye halkı, gençler, kadınlar, özgürlüğü için, demokrasi için, ekonomik hakları için, iş hayatı için mücadele ettiler ve bedel ödediler. Biz bu halkın bir parçasıyız. Biz halkımız burada, bu parlamentoda siyaset yapalım diye seçti. Halkımızın yanında bulunalım diye seçildik. Onun için bizi meclisten çıkarken gözaltına aldılar, tutukladılar, tekrar serbest bıraktılar, tekrar tutukladılar. Bugün aranızdayım, fakat yine bunun kararını değiştirdiler. İdris Baluken için aynı şeyi yaptılar. Ferhat Encü için aynı şeyi yaptılar. Nursel Aydoğan vekilimiz için aynı şeyi yaptılar. Ve bizi tutukladıklarında şunu dediler. Mahkemelere gitmedikleri için yargı gerekeni yaptı, tutukladı dediler. Ama üç kere bizi tutuklayıp üç kere bırakabildiler. Tutukla bırak siyaseti hukuk değildir. Bu HDP'nin temsil ettiği demokratikleşme, özgürleşme ve değişen Türkiye'nin 100 yıllık tekçi, cinsiyetçi, milliyetçi yaklaşımlarının ilk kez aşılmasının bir sonucu, HDP siyasetiyle bunun aşılması ve bu tekçilikte, bu cinsiyetçilikte ısrar edenlerin yaklaşımı olduğunu biliyoruz. Eğer biz güçlü olmasaydık, beni ve birçok milletvekili arkadaşımı iki kere tutuklamazlardı. Üçüncü kez tutuklama kararları çıkarmazlardı. Biz bunu bildiğimiz için buradan güç alıyoruz. Halkımızdan güç alıyoruz. Eğer bir devlet, devletse ya da bir hükümet, hükümetse bu ülkeyi yönetiyorsa, bunun esas kuralı, bunun ahlaki ilkesi, bunun evrensel hukuki ilkesi anayasasıdır. Hukukudur. Ama bugün anayasayı tanımayan bir siyasi gerçeklikle karşı karşıyayız. Siz ülkeyi yönetenler olarak anayasayı tanımayacaksınız. Siz ülkeyi yönetenler olarak hukuku tanımayacaksınız. Ve siz demokrasiyi, özgürlüğü, halkların birliğini, Kürt sorunun çözümünü, kadın sorunlarının çözümü için elini taşın altına koyan, her türlü riski göze alarak siyaset yapan partiyi, eş genel başkanlarını, milletvekillerini, belediye başkanlarını ve on binlerce çalışanını anayasayı ya da hukuku ihlal etme adı altında tutuklatacaksınız. Biz bunun karşısında üzülmedik. Biz eleştirilerimizi daha güçlü yaparak, biz örgütlülüğümüzü daha güçlü geliştirerek buna cevap vereceğimize her zaman inandık. Onun için bugün buradayım. Yine eş başkanımız Figen Yüksekdağ'ın, Sayın Grup Başkan Vekilimiz Çağlar Demirel'in
Mardin milletvekilimiz Gülsel Yıldırım'ın, eş başkan yardımcımız Aysel Tuğlu'nun, Diyarbakır Belediye Büyükşehir Belediye eş başkanı Gülten Kışanağ'ın ve orada bulunan bütün arkadaşlarımın duvarların üzerinde havalandırma duvarlarının uzağından da olsa hepinize selamları, sevgileri, saygılarını da iletmiş olayım. Cezaevleri Türkiye tarihinde aslında siyasetin bir bütün yüzünü açığa çıkaran alanlardır. Eğer Türkiye'de 80 darbesiyle hesaplaşmak Diyarbakır zindanlarındaki işkencelerle başlasaydı, Mamak'ta yaşananlarla başlasaydı, bugün yüz binlerce insan cezaevlerinde olmayacaktı. Bugün siyaset demokratikleşmek isteseydi, Diyarbakır cezaevi gerçekliğiyle hesaplaşarak bunu başlatması gerekiyordu. Ama bugün cezaevlerinde yaşanan koşullar, 80 darbesinde yaşananlardan çok daha ince bir biçimde, çok daha uzun süreli özel politikalarla uygulanmış durumdadır. Cezaevinden çıktığım için biraz daha cezaevlerine değinmek istiyorum. İnsan haklarının en fazla ihlal edildiği ve tutuklananların da hukuki olarak en fazla devletin güvencesi altında olduğu koşullarda hak ihlalleri, hukuksuzluklar, insan onurunu kıran her türlü muamele cezaevlerinde yaşatılmaktadır. Türkiye'nin de aslında bir cezaevi koşulları olduğunu her zaman söylüyoruz. Dışarıda da hiçbirimizin hiçbir koşulda ne kadar yaşayacağı, nasıl yaşayacağı, her an gözaltına alınabileceği, her an ablukaya alınabileceği ya da herhangi bir durumda bir kadının sokakta, arabada, otobüste tacize uğrayabileceğini, erkek şiddetine maruz kalabileceğini, devlet şiddetine maruz kalabileceğini biliyoruz. Ama cezaevleri devletin uluslararası hukuk ölçülerinde güvencesinde olan mekanlardır. Biz kendimiz aylarca tecrit koşullarında kaldık. Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş, Eş Genel Başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ ve bütün milletvekili, belediye başkanı arkadaşlarımız aylarca tecrit koşullarında tutuldu. Avukatlarımızla görüşmemiz kayıtlar altına alındı. Bunları çok kere dile getirdik. Fakat hukuksuzluklar her seferinde biçim değiştirerek, her seferinde renk değiştirerek uygulanan koşullardır. Tarsus cezaevi, Şapran cezaevi en fazla hak ihlallerin, en fazla insanlık onurunun çiğnendiği, işkencelerin uygulandığı, hak ihlallerin yaşandığı alanlardır. Sadece tutuklularla da değil, ailelerini de cezalandıran yaklaşımlar söz konusudur. Herhangi bir düşünce belirttiğinde, kendi haklarını, kendi hukukunu savunmak için herhangi bir etkinlikte bulunduğunda her türlü görüş yasağı, her türlü haktan mahrum bırakılma pratikleri, politikaları uygulanmaktadır. Bunların çok daha değişik biçimleri bir bütün cezaevlerinde uygulanmaktadır. Yoğun bir biçimde sürgünler cezaevlerinde gerçekleştirilmektedir. Ailelerine en uzak yerlere götürülürken kelepçelenme biçimleri, uğradıkları hakaretler, uğradıkları başka saldırılar, insanlığı utandıran politikalar olarak cezaevlerinden gerçekleştirilen siyasettir. Bizi cezaevleri politikasıyla, hapishane politikasıyla yıldırmak isteyen siyasi gerçeklik, eğer gerçekten burada başarılı olacağını düşünüyorsa, en erken süreç içerisinde bundan vazgeçtiklerinde Türkiye'nin daha fazla, daha kolay demokratikleşeceğini tekrar söyleyelim. Hakikatlerin gücü her zaman hukuksuzluğun yöntemlerinden, hukuksuzluğun gücünden daha değerlidir.
daha kutsal değerlerdir. Bizi halkımız seçti. Halkımızın yaşadığı bütün acılar, halkımızın yaşadığı bütün zorluklar bizim yaşadıklarımızdan az değil. Eğer zindanlara göndermek, cezaevine göndermek bir yöntem olarak tercih ediliyorsa, biz buna şöyle cevap vereceğiz. Bizim yaşadığımız zorluklar, yıllarca ablukada kalan halkımızın yaşadığı zorluktan çok daha önemli değil. Bizim yaşadığımız zorluk, Teybet Ana'nın sokakta kalan, 5 gün cenazesi sokakta kalan Teybet Ana'nın ailesinin zorluğundan, yaşadığı hukuksuzluktan daha fazla değildir. Berkin Elvan ailesinin yaşadığı zorluklardan daha fazla değil. Dilek Doğan'ın ailesinin yaşadığı zorluklardan daha fazla değil. Cemile'nin küçücük bedeninin cenazesi bozulmasın diye buzdolabında bekletildiğinde ailesinin yaşadığı acıdan daha fazla bir acı değil. Yine Antep'te katledilen kadın çocuk, düğünde katledilen 56 Siirtli ailenin acısından büyük bir aile değil. Bir acı değil. Eğer halkımız dışarıda kadınlar özellikle ablukalara, olağanüstü hal yasalarına, son 2 yıldır bütün kapatılan meydanlara, miting alanlarına rağmen kadınlar sesini yükseltiyorsa, kadınlar 25 Kasım'da, kadınlar 8 Mart'larda, kadınlar referandumda bütün bu ablukaları kaldırabiliyorsa, gaz yemeyi, saldırıya uğramayı, gözaltına alınmayı, sokakta sürüklenmeyi, üniversite bahçesinde linç edilmeyi göze alabiliyorsa ve bunun için mücadele ediyorsa, biz de bu ülkenin 4 duvarlaştığını biliyoruz ve bu duvarlar parlamentonun çatısı duvarları olabilir, halkımızın yanı olabilir, zindanlar olabilir. Biz de burada mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü biz Türkiye'nin demokratikleşeceğine inanıyoruz. Çünkü biz Türkiye'yi demokratikleştirmek için büyük başarılar elde ettiğimizi, politik olarak, ideolojik olarak, kültürel olarak bu tekçi devlet anlayışının, erkek egemenlikli siyaset anlayışının bütün dünyada aşıldığı gibi burada da aştığımızı belirtmek istiyorum. Türkiye'nin son 3 yıl yaşadığı çok ağır süreçlerdir. Türkiye tarihinin hiçbir sürecinde yaşanmamış süreçleri yaşıyoruz. Bugün tarihi araştıralım, tarihe dönelim. Hiçbir ülkede yaşanmadığı kadar bu ülkede hukuksuzluklar, haksızlıklar, ötekileştirmeler, linç etmeler yaşandı. Ya bendensin, ya başına her şey gelebilir. Ya bendensin, ya yoksun mantığı son 3 yıldır Türkiye siyasetinde çok hızlı bir biçimde gelişti. Hukuksuzluğun kılıcıyla toplumu tehdit etmek, toplumu baskı altına almak Türkiye'yi demokratikleştirmeyecek. Tarihte dünyada yaşanmadığı gibi bugün de yaşanmıyor. Hiçbir dünya ülkesinde demokrasi adına özellikle hem bu kadar demokrasiden, hem bu kadar hukuktan, hem bu kadar dünyayla bütünleşen bir Türkiye'den bahsedeceksiniz. Hak, hukuk, adalet olduğunu söyleyeceksiniz. Orta Doğu'ya öncülük ettiğinizi söyleyeceksiniz. Hem Suriye'yi aratan, Irak'ı aratmayan, Suriye'yi aratmayan, Afganistan'ı, Pakistan'ı aratmayan siyaset üreteceksiniz. Pratikler geliştireceksiniz. Sanırım dünyada ileride de böyle bir süreç yaşanmayacak. Buna tarih tanıklık edecek. 4. Dünya Savaşı da çıksa, Türkiye'de yaratılan kutuplaşma, toplumun beklentileri ve bu kadar zengin bir ülkenin ekonomik olarak, kültürel olarak, coğrafya olarak, inançsal olarak, kadın direngenliğiyle, bilinciyle, bu kadar genç nüfusuyla, bu kadar zengin bir olan ülkenin bu kadar izole edilmesi, dünyadan soyutlanması, Avrupalaşacağız, dünya ülkesi olacağız derken Orta Doğulaşmak tarihe geçecek kayıtlardır. Ve bizler buna tanıklık ediyoruz.
Biz de demokrasiyi geliştirmek için, özgürlüğü geliştirmek için tarihe not düşeceğiz. Bunun için mücadele edeceğiz. Bunun için her koşulda, her zorlukta halkımızın yaşadıklarını biz de yaşayacağız. Nasıl ki akademisyenler meslekleri için bugün açlık grevine giriyorlarsa, ölümle yüz yüzelerse ve sesini duyurmak istiyorlarsa, nasıl ki gazeteciler haber yapmak için, gazetecilik özgür basın için bedel ödüyorlarsa, nasıl ki emekçiler emeğinin hakkını almak için sokaklarda mücadele ediyorlarsa ya da işlerinden atılarak inşaatlarda çalışıp inşaattan düşüp ölüyorlarsa, dün Maraş Afşin'de bir öğretmen görevinden alındığı için inşaatta çalıştı ve inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Bütün bu acıları sonlandırmak, bütün bu hukuksuzlukları sonlandırmak, başta 6 milyon seçmenin bize oy vererek bu parlamentoda siyaset yapın, demokrasiyi geliştirin, demokratik bir anayasa gerçekleştirin dedikleri için biz bunu bir tarihi sorumluluk olarak yerine getirmek için her türlü mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama eğer hükümet, eğer Türkiye'de farklı güçler ısrarla biz bu zorlukları göğüsleyerek, bu hukuksuzlukları göz ardı ederek Türkiye'yi düze çıkaracağız diye düşünüyorlarsa, biz bir an önce bu yoldan vazgeçmeleri gerektiği, Türkiye için büyük kayıplar olacağını buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz. 6 milyon seçmen bize oy verdi. Eş başkanlarını, belediye başkanlarını, milletvekillerini seçti. Bugün 85 belediye eş başkanımız cezaevinde. 10 milletvekili arkadaşımız cezaevinde. Eş başkanlarımız cezaevinde. Biz onların vekaletini her koşulda, her şart altında temsil etmeye çalışacağız. Ama seçmenlerimizden, özellikle kadın arkadaşlarımızdan ve halkımızdan, bir Siirt milletvekili olarak Siirt halkından da beklentimiz şudur. Biz de rehin tutulabiliriz. İzole koşullarda tutulabiliriz. Ama 6 milyon seçmene de biz vekaletimizi veriyoruz. O 6 milyonun her biri birer milletvekili olarak demokrasiyi, özgürlüğü, eşitliği geliştirmek için bu siyaset, demokratik siyasette ısrar edecekler ve mücadelelerini geliştirecekler. Ben de tekrar uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Demokrasi diyeceğiz, özgürlük diyeceğiz. Çünkü bunlar kimsenin tek elinde değil, bunlar evrensel insan olmanın, evrensel hukuki değerlerin ifadesi olarak bizi güçlü kılıyor, bizi tarihsel kılıyor ve bize moral veriyor. Biz bu moralle cezaevindeki eş başkanımız Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş'ı ve tutuklu olan milletvekili arkadaşlarımı, belediye başkanı arkadaşlarımı ve on binlerce tutuklu olan tutukluları buradan selamlayarak mücadelemizi büyüteceğiz. Özgürlük kazanacak, demokrasi kazanacak, halkların kardeşliği kazanacak ve kadınlar kazanacak diyorum. An terk ettim, an terk ettim. Umudumuzu büyüteceğiz ve biz kazanacağız. Başarılar diliyorum arkadaşlar.